Merhaba arkadaşlar, AYT Soru Bankamızdaki 2. AYT Biyoloji denemesini çözeceğiz bu dersimizde. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda bir reyna çeşidi gösterilmiş olup bazı kısımları numaralandırılmış. Şekilde verilen reyna çeşidi ve numaralandırılmış kısımlarla ilgili hangisi yanlıştır? Birlikte bulalım. Önce şeklimizi bir inceleyelim. Bu şekilde yonca yaprağına benzeyen görünümdeki reyna çeşidimiz t -reyna arkadaşlar. Ve t şurası ucu çıkıntılı gibi olan kısmı amino bağlayan ucu, bunun tam karşısına denk gelen kısmı da antikodon ucuydu. Antikodon ucu mRNA'daki kodonla karşı karşıya gelecek ribozomda, okuma olayı gerçekleşecek ve bu amino ribozomda bırakılıp aralarında peptit bağları kurulacak. Böylelikle protein sentezi için taşıma işini gerçekleştirmiş olacak. Demek ki bize görselde verilen bir TRNA. Hemen şıklarımızı değerlendirelim. Bir numaralı kısmı amino asit bağlanır diyor. Biraz önce söylediğim gibi burası amino asit bağlayan uçtur. Dolayısıyla A şıkkımız doğru. Hücrede en fazla bulunan RNA çeşididir diyor. Hücrede en fazla bulunan RNA çeşidi rRNA'dır arkadaşlar. Sonra T reyna, en az da M bulunur. En fazla bulunan R RNA olduğu için B şıkkımız yanlış. Diğer şıklarımıza da bakalım ama. 2 numaralı kısım başka bir reyna çeşidiyle bağ kurar diyor. 2 numaralı kısım antikodon ucuydu ve bu mRNA'daki kodonlarla geçici hidrojen bağları kurarak translasyon olayını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla başka bir reyna çeşidiyle yani mRNA ile bağlantı kuruyor. Ribozoma girerken sahip olduğu ağırlık ribozomdan çıkarken sahip olduğu ağırlığından fazladır diyor. Aminazite getirip ribozoma bırakıp stoplazmaya geri döndüğü için aminoasitin o ağırlığından kurtulduğu için ne olacaktır? Girerkenki ağırlığı daha fazla olacaktır. Kendi kendini eşleyemez. Çünkü bu bir RNA'dır. Kendi kendini eşleyebilen DNA idi. Hatırlayın. RNA kendini eşleyemez. Yani replikasyon yapamaz. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Bu yüzden doğru cevabımız B. İkinci sorumuz replikasyonla ilgili. Prokaryot hücrelerde bulunan halkasal DNA'nın replikasyonunda gerçekleşen olaylarından hangileri ökaryot hücrelerdeki DNA replikasyonunda da gerçekleşir. Yani prokaryot ökaryot hücrelerdeki DNA replikasyonu arasındaki ortak ve farklı özellikleri bileceğiz. Birinci verimizde diyor ki DNA polimerazın görev alması. DNA polimeraz hem prokaryot hem ökaryot DNA'da DNA replikasyonunda görevli olan bir enzim. Dolayısıyla bu e, ortak. Replikasyon için bir replikasyon orijininin bulunması. Replikasyon için bir replikasyon orijini prokaryot hücrelere aittir arkadaşlar. Ökaryot hücrelerdeki DNA replikasyonunda birden fazla replikasyon orijini vardır ve bu daha hızlı gerçekleşmesini sağlar replikasyonun dolayısıyla bu ortak değil. DNA çift sarmalının açılması için DNA helikazın görev alması, DNA helikaz yine hem prokaryot hem ökaryot DNA'nın replikasyonu sırasında görev alan bir enzim. Dolayısıyla 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. Üçüncü sorumuz sinir sistemi ile ilgili. Beynin lobları ile ilgili bize bilgiler verilmiş. Bu lobların görevlerini ezbere bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. E, lobların görevleri size verilir. Bununla ilgili yorum yapmanızı isteyebilir ÖSYM. E. Dolayısıyla örnek bir soru çözelim bununla ilgili. Beyin loblarının görevleri verilmiş. Buna göre hangisi söylenemez diye soruyor bize. Şimdi bize verilen bilgilerle şıklarımızı yorumlayalım. Frontal lobun zarar görmesi durumunda kişi konuşulanı anlar ama cevap veremez diyor. Frontal lobun görevlerine baktığımızda konuşma görevinin burada olduğunu görüyoruz. Konuşulanı algılama ise parietal lob'da. Frontal lob zarar gördüğünde parietal lob sayesinde konuşma algılanabilecek fakat bunlara cevap vermek için konuşma bölgesi çalışmadığı için frontal lob zarar gördüğü için konuşamayacaktır bu kişi. Bu yüzden bu söylenebilir. Bir cismin görülüp algılanması ve yorumlanmasında oksipital ve parietal lob birlikte görev alır diyor. Oksipital lob bakın görme alanı buradaymış, görsel yorumlama buradaymış ve eee parietal loba baktığımızda boyut, şekil ve renkleri ayırt etme de yine parietal lobda. Yani e, bir cismin görülüp algılanması ve yorumlanmasında iki lob birlikte görev alıyor. Daha önceden edinilmiş bir bilginin hatırlanmasında Temporal lob görev alır diyor. Temporal lobun görevlerine baktığımızda hafıza denetiminin burada olduğunu görüyoruz. Demek ki daha önceki bir bilginin hafızaya atılıp sonrasında hatırlanmasında temporal lob görev alabilir. Oksipital lobun zarar görmesi durumunda parietal lobun etkinliği normalden daha fazla olabilir diyor. Oksipital lob zarar gördüğünde görme alanı ile ilgili kısım zarar gördüğü için burada parietal lob da Görme alanı ile ilgili bölüm daha iyi çalışabilir. Etkinliği normalden fazla olabilir. Ee, mesela e, duyma yetisini kaybeden, görme yetisini kaybeden insanların başka duyularının daha ön plana çıktığını görmüşsünüzdür mutlaka. Dolayısıyla bu da doğru. Lobların büyüklüğü gerçekleştirdiği fonksiyon sayısıyla ters orantılıdır diyor. Bu şemaya bakarak, görevlere bakarak böyle bir orantı söyleyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkımız söylenemez. Doğru cevabımız E. Dördüncü sorumuz bitki fizyolojisi ile ilgili. Kökün ennek esiti alınıp incelenen bir bitkinin yapısında öz bölgesi görülmüştür. İncelenen bu bitki ile ilgili hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Konu anlatımında uzun uzun bahsetmiştim hatırlayın. Öz bölgesi kök kısmında arkadaşlar. Tek çenekli bitkilerde görülebiliyordu. Gövde kısmında ise çift çenekli bitkilerde öz bölgesi ayırt ediliyordu. Bize kök dediği için ve öz bölgesi görüldü dediği için bu nasıl bir bitkidir? Tek çenekli bir bitkidir. Gövdesinde gaz alışverişini sağlayan lentiseller bulunur diyor. Lentiseller arkadaşlar peridermis yapısındadır. Ve peridermisin oluşabilmesi için o bitkinin yaşlı gövde dokusundan bahsetmek lazım. Ki bu çift çenekli bir bitkinin yaşlı gövde dokusu olabilir. Hani bu ağaçların dışındaki kahverengi kısımlar peridermisin mantar doku kısmıdır mesela. Lentiseller işte oralarda bulunur. Tek çenekli bir bitkide Peridermis oluşamayacaktır. Onun örtü dokusu epidermistir. Dolayısıyla lentisel bulunmaz. Üreme organı kozalaktır diyor. Üreme organı kozalak olan bitkiler açık tohumlu bitkilerdir arkadaşlar. Ve açık tohumlu bitkilerin otsu formu yoktur. Halbuki tek çenekli bitkiler otsu formda bitkilerdir. Ve kapalı tohumlu bitkilerdir. Üreme organı kozalak olan bitkiler ise genellikle odunsu formunda olan ya da çalı formunda olan açık tohumlu bitkiler. Bu yüzden 2 de doğru değil. Tohumunda 3n kromozomlu endosperm bulunur diyor. Endosperm besi dokudur ve kapalı tohumlu bitkilerde döllenme sonucu oluşur. Tek çenekli bitki de kapalı tohumlu bir bitkidir. n kromozomlu sperm ile n kromozomlu 2 tane polar çekirdeğin döllenmesi sonucu 3n kromozomlu triploit çekirdek oluşur. O da mitoz bölünmelerle endosperm oluşturur yani besi dokuyu. Bu bilgimiz doğru. Tohumunda bir çenek vardır diyor. Tek çenekli bitki olduğuna göre tohumundaki çenek sayısı birdir. Bu da doğru. Hangileri doğrudur dediği için C şıkkımız doğru cevabımız. Beşinci sorumuz canlılarda enerji dönüşümü ile ilgili. Eşit miktarda glikoz ve bira mayası bulunan kaplar enzimatik faaliyetler için uygun şartlar sağlandıktan sonra birinin ağzı açık, diğerinin havası alınmış ve ağzı kapalı şekilde kapatılarak beklenmiş. Belirlenen kaplarda bir glikoz molekülünden elde edilen maddelerinden hangilerinin miktarı farklı olabilir diye soruyor bize. Burada bir glikoz molekülünü aman gözden kaçırmayın tek bir glikoz için değerlendireceğiz. Şimdi bir mayası nasıl bir canlı? Fakültatif bir canlı yani oksijen varken oksijenli solunum yapıyor ki birinci kapta oksijenli solunum yapabilir çünkü ağzı açık. İkinci kapta havası alınmış oksijen bulunmadığı için bu ortamda fermantasyon yapacaktır Çünkü oksijen yok anaerobik koşullarda etil alkol fermantasyonu yapacak şimdi bu iki olay için bir glikoz molekülünden bunların miktarı farklı mıdır aynı mıdır değerlendirelim önce ATP'ye bakalım oksijenli solunumda üretilen ATP fermantasyonla üretilen ATP'den fazla olacaktır oksijenli solunumda yaklaşık 30-32 kadar ATP üretilirken etil alkol fermentasyonunda 2 ATP net kazanç vardır. Dolayısıyla farklı olabilir. Karbondioksit oksijenli solunumda 1 glikoz için 6 karbondioksit şeklinde üretilirken etil alkol fermentasyonunda 2 karbondioksit üretilir 1 glikozdan. Dolayısıyla bu da farklı olabilir. Pürüvik asit hem oksijenli solunum hem de etil alkol fermentasyonunda glikoz glikoliz tepkimeleri ortak olduğu için bir glikozdan iki pürüvik asit oluşur her ikisinde de dolayısıyla bu farklı olmaz miktar olarak. NADH ise arkadaşlar oksijenli solunumun glikoliz, krepse hazırlık ve kreps evrelerinde toplamda 10 tane NADH oluşabiliyorken etil alkol fermentasyonunda glikoliz evresinde iki tane NADH oluşur. Dolayısıyla bu da farklı olabilir. Hangilerinin miktarı farklı olabilir dediği için 1, 2 ve 4 yani D şıkkımız doğru cevabımız. 6. sorumuz dolaşım sistemi ile ilgili. Mideye belli miktarda besin geldiğinde mide leptin hormonu salgılar. Leptinin mideden salgılanıp hipotalamustaki reseptörleri uyarması sonucu insanda doygunluk hissi oluşur. Buna göre mideden salgılanan leptin hormonunun hipotalamusa taşınması sürecinde organlarının hangilerinden geçmek zorunda değildir diye soruyor bize. Burada iki bilgiyi bilmek zorundayız. Leptin bir hormonsa eğer kana verilir, kan yoluyla taşınır kan yoluyla çıktıktan sonra nerelerden geçmek zorunda olduğunu da arkadaşlar şu şemayı gözümüzün önüne getirerek mutlaka bilmek zorundayız. Dolaşım sistemi ile ilgili bu şema bu tür sorularda mutlaka gözünüzün önünde olmalı. Şimdi mideden yola çıktığımızı düşünelim. Mideden sonra karaciğere kapı toplar damarıyla bir bağlantı kurulur. Dolayısıyla karaciğere uğrar. Karaciğerden sonra karaciğer üstü toplar damarıyla alt ana toplar damara gelip kalbin sağ kulakçığına ulaşır. Kalbin sağ kulakçığından sağ karıncığına geçer. Sağ karıncıktan akciğer atardamarı ile akciğerlere gelir. Burada karbondioksitini bırakıp oksijen bakımından zenginleşir kan. Hala hormon içinde bakın. Ve bu hormonla birlikte temiz kan sol kulakçığa gelir. Kalbin sol kulakçığından sol karıncığına geçer. Sol karıncığın kasılmasıyla aorttan dallanan bir atardamar beyin atar damarıyla beyne gelir ve beyindeki hipotalamusa kadar ulaşır. İşte bu yollardan geçer. Bu çizdiğim yollarda arkadaşlar nerelere uğramak zorunda kaldı? Kalbe uğradı. Böbreğe uğramak zorunda değil. Akciğere uğradı, karaciğere uğradı. Hangisinden geçmek zorunda değildir dediği için doğru cevabımız yalnız 2 yani A şıkkı. 7. sorumuz ekoloji konusuyla ilgili. Aşağıdaki şekilde 3 farklı kuş türünün bir ağaç üzerinde yaşam ve beslenme alanları gösterilmiş. Türlerin ağaçtaki konumlarının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Bununla ilgili arkadaşlar konu anlatımında çalı bülbülü türlerinden bahsetmiştim size. Komünite içinde benzer türlerin bir arada yaşamasını mümkün kılan niş farklılaşmasından bahsetmiştim ki buna biz kaynak paylaşımı demiştik. Mesela ekolojik nişleri benzer olan farklı çalı bülbülü türleri olsun bunlar aynı ağaç üzerinde yaşarken ağacın farklı yerlerine yerleşir farklı besinleri tüketir ağacın üst kısımlarındaki kuşlar genç tohumları yaprakları yerken diğer bölgelerdeki kuşlar ağaç üzerindeki böcekleri veya likenleri yiyerek beslenirler Böylece kaynakları birlikte kullanmış olurlar yani bu yaşama şeklinin asıl amacı kaynak paylaşımını sağlamaktır. Şıklarımızda rekabeti artırmak, çeşitliliği azaltmak, avcılardan korunmak, ışıktan daha fazla faydalanmak gibi çeldiriciler var. Ama böyle bir yaşam tarzının sebebi nedir? Kaynak paylaşımını sağlamaktır. E, bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu sorumuz endokrin sistemle ilgili. Hormonlarından hangileri nefronlarda inorganik maddelerin geri emiliminde etkilidir diye soruyor. Aldosteron hormonu hemen hatırlayalım arkadaşlar. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanıyordu ve böbreklerden geri emilimi sağlıyordu. Neyin geri emilimi? Sodyum klor gibi iyonların geri emilimi. Dolayısıyla bunları su da takip ediyor. Yani inorganik maddelerin geri emiliminde etkili. Vazopressin diğer adıyla ADH dediğimiz hormon hipotalamus tarafından üretilip hipofizin arka lobunda depo ediliyordu ve kana buradan veriliyordu. ADH hormonu böbreklerde, nefronlarda suyun geri emiliminde etkili, e, Suda su da inorganik bir madde olduğuna göre yine bunu da alacağız. Paratormon ise arkadaşlar paratiroid bezinin ürettiği bir hormondu. Ne yapıyordu? Kandaki kalsiyum miktarını artırıyordu. Bunu böbreklerden, bağırsaklardan ve kemiklerden kana kalsiyum emilimini sağlayarak yapıyordu. Nefronlardan da kalsiyum emilimi sağladığı için yine bunu da alıyorum. İnsülin hormonu ise arkadaşlar kan şekerini düşüren bir hormondu. Kandaki fazla glikozu glikojen şeklinde karaciğerde depo ettiriyordu. Böbreklerde yani nefronlarda inorganik madde geri emiliminde etkili bir hormon değil. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani D şıkkı. 10. sorumuz destek ve hareket sistemi ile ilgili. Bir eskelet kasının sarkoplazmasındaki kalsiyum yoğunluğunun artması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diye soruyor bize. Şimdi önce sarkoplazma neydi? Kas hücresinin stoplazma kısmıydı ve kalsiyum kas hücresinin endoplazmik retikulumu içerisindeydi ki biz buna sarkoplazmik retikulum demiştik. Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum kas kasılması sırasında sarkoplazmaya çıkıyordu. Yani sarkoplazmadaki kalsiyum miktarının artışı bize kasın kasılmakta olduğunu gösteriyor. Kas kasılırken bunlardan hangisi gerçekleşmez? Şimdi bunu değerlendirelim. Kasın hacmi artar diyor. Ne kasılırken ne de gevşerken kasın hacmi değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla A gerçekleşmez. Fakat diğerlerine de bir bakalım. Aktin iplikleri birbirine yaklaşır diyor. Aktinler miyozinler üzerinde kayarak aktinler birbirine yaklaşacaktır kasılma sırasında. Kreatin fosfat e, fosfatını ADP'ye aktarıp kreatine dönüşecek kas kasılması sırasında kısa yoldan bir ATP üretimine sebep olacak. Dolayısıyla kreatin fosfat miktarı azalacak. Kasım boyu kısalacak çünkü kasılma gerçekleşiyor. 2Z çizgi birbirine yaklaştığı için sarkomerin boyu kısalacak. Dolayısıyla kasım boyu da kısalacak. H ve I bandı daralacak arkadaşlar. Kas kasılması sırasında A bandı değişmiyordu. H ve I bandı daralıyordu. Kasın boyu kısalıyordu. 2Z çizgi birbirine yaklaşıyordu. Bütün bunları da hatırlamış olalım. Şimdi doğru cevabımız hangisi gerçekleşmez dediği için A şıkkı ve 11. sorumuz. Hayvansal gıda tüketiminin azaltılması veya bırakılması protein eksikliğine neden olabilir. Bu eksikliği gidermek için diğer bitkilere oranla öncelikli olarak baklagillerin tercih edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada hayvansal gıda tüketimini azaltıp protein eksikliğine sebep oluyorsa burada baklagillerin protein içeriğinin fazla olmasını kullanacağız demektir. Yani baklagillerin protein içeriği neden fazladır? Bunu arayacağız şıklarımızda. Tohumlarında çift çenek bulunması diyor. Evet baklagiller çift çenekli bitkilerdir fakat yapısında proteinin çok olmasının sebebi bu değildir. Kloroplast miktarı evet fazladır. Fakat kloroplastlarda evet organik besin üretilir. Sırf bu yüzden protein miktarı fazladır diyemeyiz. Dikotil olmalarına rağmen otsu bitkilerdir bu baklagiller. Fakat yine de Protein miktarının fazla olmasını açıklamaz bize. Meyvelerinin genelde yeşil renkli olması yine bu durumu açıklamıyor. Fakat köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakterilerle mutalist yaşamaları bunu açıklıyor. Çünkü bunların köklerinde nodül dediğimiz arkadaşlar yumrular var. İşte bu nodül dediğimiz yumruların içinde havadaki azotu tutup bağlayabilen Azot fikse edebilen bakteriler var. İşte bu bakteriler havadaki azotu bitkinin kullanabileceği hale dönüştürüyorlar ve bitkiden de bunun karşılığında organik besin alıyorlar. E, bu bitki azot ihtiyacını bu sayede karşılayabiliyor ve fazladan protein yapısında bulunabiliyor e, diğer bitkilere göre. Bu yüzden bunun temel nedeni E şıkkımızdaki gibi olacak. 12. sorumuz canlılarda enerji dönüşümünün fotosentez konusuyla ilgili. Aşağıdaki görselde fotosentetik bir bitki hücresinin organizasyon şeması verilmiş. Bakalım şemaya şimdi. Burada bir bitki hücremiz var. Bitki hücresindeki kloroplastı gösteriyor yuvarlak yapı ve kloroplastın içindeki üçüncü bir zar sistemi var. Biz buna tilokait zar demiştik. Kare tilokait zarı gösteriyor. Metal paralar gibi üst üste dizilmiş bir yapıyı oluşturuyor ve üçgenle gösterilen de granum dediğimiz yapı. Buna göre şimdi verilerimizi değerlendirelim. Bize hangileri doğrudur diye soruyor. Üçgen ışığa bağlı tepkimelerin gerçekleştiği yapıdır diyor. Yani granumdan bahsediyor. Granum üzerinde klorofil bulunur. Dolayısıyla ışığa bağlı tepkimeler burada gerçekleşir. Birinci verimiz doğru. Kare yüzey alanının genişlemesini sağlar diyor. Kare ile tilokait zar gösterilmiş, metal paralar üst üste dizilmiş, granum grana dediğimiz yapılar oluşmuş. Dolayısıyla yüzey alanı genişlemiş bu da doğru. Yuvarlak ışıklı ortamda hücre metabolizması için gerekli ATP'yi üretir diyor. Yuvarlakla kloroplast gösterilmiş. Kloroplastın içinde ATP sentezi olur fakat hücre metabolizmasında kullanılacak bir ATP değildir bu. Fotosentezin tepkimeleri sırasında stromadaki ışıktan bağımsız evre tepkimelerinde kullanılan bir ATP'dir. Burada hücre metabolizması için dediği için bu yanlış. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1 ve 2. Son sorumuz üreme sistemi ile ilgili. Aşağıdaki çizelgede bir menstrual döngünün 28 günlük süreci 3 bölüme ayrılmıştır. Numaralandırılmış bölümlerle ilgili hangileri doğrudur diye soruyor bize. Bir de endometriumun sonradan kalınlaşan kısmı atılır diyor. Bir ile gösterilen arkadaşlar ilk 5 günlük evre menstruasyon evresi olarak karşımıza çıkar. 5 günden sonra daha doğrusu ilk baştaki 0. günden 14. güne kadar olan kısma folikül evresi diyoruz biz. 14. gün ovülasyon gerçekleşiyor. LH'ın maksimuma ulaşmasıyla 14. günden sonra korpus luteum dediğimiz yapı oluşuyor. Diğer adıyla sarı cisim ve bu evreye de korpus luteum evresi diyoruz. Bir de endometriumun o sonradan kalınlaşan kısmı bir miktar kanla birlikte atılıyor. İşte bu olaya biz menstruasyon diyoruz. Dolayısıyla bu doğru. 2'deki östrojen miktarı 3'ten fazladır diyor. Hemen grafik olarak hatırlayalım arkadaşlar. Östrojen ve progesteron dalgalanması bakın bu şekilde gerçekleşiyor. Şurada hemen görelim. Burada ilk başta östrojen miktarı bakın arttı 14. günden önce 14. gün şurada LH zirve yaptı. 14. günden sonra östrojen miktarı azalıp yerine progesteron artmaya başladı. Çünkü 14. günden sonra korpus luteum oluştu. Korpus luteum bol progesteron, az miktarda da östrojen salgılar. Dolayısıyla 2'deki östrojen miktarı 3'ten fazladır. Şu 14. güne kadar olan kısım çünkü burayı gösteriyor. Progesterondan fazla gördüğünüz gibi. 3'teki progesteron miktarı 2'den fazladır diyor. 3 ile gösterilen kısım 14. günden sonraki kısım, yani grafiğimizdeki şu alan, 14. günden sonra korpus lüteum bol progesteron, az östrojen salgıladığı için burada 3 numarayla gösterilen kısımda progesteron miktarı 2'den fazladır. Dolayısıyla bu da doğru. Hangileri doğru? 1, 2 ve 3 doğru cevabımız. Evet, böylece ikinci denememizin sorularını da çözmüş olduk. Umarım eksiklerinizi belirlemiş ve netlerinizi gitgide artırmışsınızdır. Eksiklerinizi giderebilmeniz için şöyle özet videolardan ara ara tekrarlar yapmak, denemeler çözmek işe yarayacaktır. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.